Şimdi standartizasyonla ilgili bir şey. Bunu hızlıca geçeyim. Standart herkesin işte askeri kıyafetler gibi aynı göründüğü, aynı davrandığı bir yapı değil. Bu TSE'nin ve ISO'nun tanımı. Dolayısıyla inovasyon yönetimi standardı dediğimiz zaman üzerinde uzlaşma sağlanmış ve ilgili tarafların katılımıyla gerçekleşmiş uygulaması tercihe dayalı bir eşik dokümandan bahsediyoruz. Derdimiz de bu eşik dokümanını kendimize kılavuz kabul ederek küresel ticarete katılmak ve uluslararası işbirliklerinde bir lisan birliği sağlamak. Bu kadar. Ve hani o da canınız istiyorsa yoksa yok hayır ben kendi terminolojimle, kendi bildiğim yönetim sistemleriyle çalışacağım diyorsanız buyurun çalışın. İçinizde kalite yönetim sistemlerine aşina olan arkadaşlarım vardır. 1987'de dünya bu işin farkına varıp küresel ekonomiye geçtiği zaman işte kalite yönetim sistemleriyle başladı. Çevre, sağlık, güvenliği, bilgi güvenliği diye devam etti. Ve 2019'da da biz inovasyon yönetim sistemlerine ben 9001, 27001, 50001 ve 45001'de baş denetçiliğim var standartlara yani yaklaşık 20 yıldır falan bu standartlar konusunda da bir fiil icracıyım. O bakış açısıyla da bu entegre yönetim sistemleri standart çalışmalarına katkıda bulundum ve nasıl entegre yönetim sistemi kuracağız diye de şimdi sizlere işte böyle şekillerle izah etmeye çalışıyorum. Temel çatıyı 9001'de kurup onun üzerine diğer bütün sistemleri nasıl kurduysak İnovasyon yönetim sisteminde öyle kuruyoruz. ISO 2015 yılında bütün standartların aynı bir high level structure diye bir yapı önerdi. Bu yapı gereği bütün standartlarda yönetim sistemi alanında yayınlanan bütün standartlarda ortak kelimeler kullanılmaya başlandı. Risk, politika, izleme, denetim, uygunsuzluk gibi bir sürü kelime. Bu konuda aşina olan arkadaşlarım bilecekler. Ortaktır bütün standartlarda ve bütün standartlar 4'ten 10. maddeye kadar bir 10 maddedir. İlk 3 madde girişler gibi konuları içerir. Ve bu inovasyon yönetim sistemi standartlarını satın aldığınız zaman göreceksiniz ki inovasyon yönetim sistemi standartının diğer bu sizin 9001'den pek bir farkı yok. Sadece madde 6 ve madde 8'de inovasyona özel konuları kapsıyor.